Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Senaryo Sırları'nın başka bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu bölümde hayalet kasabaları inceleyeceğiz. Tabi daha önce bahsettiğimiz sırlarla da daha önceki videolarda bahsettiğimiz şeyleri gene üzerine değineceğiz. Şu anda neredeyiz? Şu anda şu bölgedeyiz. Los Santos'un hemen doğusunun kuzeyinde. Şu tren rayları ile şu yolun arasında şu bölgedeyiz. Yani işaretli zaten adamın doğduğu yerde. Burada daha önce Leatherface videosunda da gelmiştik. Gördüğünüz gibi yerlerde hep kan var. Terk edilmiş hayalet kasabaları da incelediğimiz için burayla başlamak güzel bir başlangıç olur diye düşündüm. Güzel olur diye düşündüm. Yerde gördüğünüz gibi kanlar var. İçeri topraklar falan girmiş. Diğer kanlı kabinlerde, kanlı kulübelerle aynı şeyler sahip. Tamamen zaten aynı model. Burada yine Leatherface'in çıktığı söyleniyor. Yerde kandan başka fazla işte beyaz izler var. Siyah şeyler var, çivi izleri var. Toprağa gömülmüş, yani terk edilmiş. O belli. Bakımsız. Gördüğünüz gibi şuradaki şeyler tam direk bile değil. Bunları normal işte ağaç dallarına falan koymuşlar. Veya kırılmış. Şu çatı çöküyor. Burada işte Leatherface'in çıktığı söyleniyor. Bazı şeylerde Jason Voorhees diye bir tane denilen karakter var. Yine Leatherface'in bir versiyonu. Onun çıktığı uzak dur. Jason Voorhees denen bir tane daha adamın çıktığı söyleniyor. Jason Voorhees kim? Nasıl okunduğunu bilmiyorum. Maskeli bir adam. Leatherface'e benziyor. Yine elektrikli testere kullanıyor ama bunun kendine ait maskesi var. Hockey maskesi gibi bir şey takıyor. Aynı zamanda Pigsy'nin de buradan çıktığı söyleniyor. Peki Pigsy kim? Pigsy de yarı domuz yarı insan birisi. Şeyler bilenler varsa X-Files'da veya Mr. X'de veya her ikisinde de birden karşılaşmıştık Pigsy ile. Sanırım sadece Mr. X'deydi. X-Files'de tam yüklememiştim. O da elinde elektrik testere kullanıyor. O da manyak bir katil tabi. O olağanüstü özellikleri de sahip. Bunun yanında. Şimdi bizim bir sonraki durağımız şu tarafta olacak. Hemen kabinlerin şeyinde, yani bu kabin gibi tam burada Sezar'ın dağdaki yarışları yaptırdığı yerde gideceğiz. Tabii her zaman gibi hilemizi alacağız. Şunu da belirteyim bu arada, hazır yola doğru çıkmışken sanırsa fazla bir şey kalmadı, araştırılacak olacak. Hiç videosunu çekmiyorum ama ben aylardır falan şey yapıyorum, deniyorum bulmayı. Yani 3-4 saat boyunca kaldığım oldu, belirli bir yerde zaman geçirdiğim oldu. Yine fazla bir şey ortaya çıkmadı. Artık şansa kalmış bir şey ya. Bundan sonra GTA 4 sürülerine geçeceğim. Ondan sonra da GTA 4 sürülerine bitirdikten sonra GTA 5 sürülerine başlayacağız. Ve GTA 5'in kendisine. Evet, o zamana kadar da GTA 6 çıkar. Ya DLC'leri falan çıkar. Yerimize de gelmiş olduk böylece. Oba! Dört teker üstüne pek düşemedik. Üstüne çarptık ama olsun. Şimdi burası Sezar'ın bize yarış yaptırdığı yer. Kabinlerin içi yine olduğu gibi aynı. Mesela şu kabin aynı. Şu kabinler aynı değil. Şuradaki kabin farklı. Bazı kabinlerin aynı, bazı kabinlerin farklı. Şu iki kabinin aynı modelleri. Hemen şuraya baktığınız zaman yine yerlerde kanlar var, yine bakımsız. Yerin şeyleri aynı. Art diyorlar buna. Bunlar hep aynı. Yine bakımsız görünüyor. Gördüğünüz gibi kapı çıktı çıkacak. Kapıdan içeriye bakabiliyoruz aslında. Böyle küçük bir şey görebiliyoruz içeriye. Ben bu kapının altında daha önce Leatherface'in olduğunu düşünüyordum ama eğer olsaydı şuraya girdiğinde beni yerdi o. Elektrik testeresiyle biliyorsunuz. Sanrı'nın duvarları, kurşun, beyzbol sopası, elektrikli testere hep geçirebildiği için o kadar nanoteknolojik duvarlar, yani o kadar teknoloji ilerledi. Nanoteknoloji o kadar ilerledi. Ne güzel sis de var. Arabalar da geçiyor ne güzel yoldan. Şey oluyor. Oralardan falan şey, duvarlardan falan geçebiliyor. Neyse. Şey bu değil. Burası da tamamen terk edilmişti. Söylediğim gibi daha bakımsız kalmış. Kaç artık ne zamandan beri şey yaptılarsa, bıraktılarsa böyle. Normalde burada herhalde ağaç falan kesiyorlardı. Çünkü bol bol yere düşen ağaçlar var. Gördüğünüz gibi etrafta kesilmiş kütükler bulunuyor. Bu kulübelerin ne işe yaradığını bilmiyorum. Belki çok çok eski bir yerdir burası. Ve
Zaten yere gömül, baksana toprağa bu kadar gömülmüşse çok çok eski olmalı. Eskiden herhalde ağaç kesiyorlardı burada. Ama kütükler hala burada olduğuna göre hani o kadar da eski olamaz. Yani çok eski, bayağı eski. Ama hani antika bir yerde değil. Gördüğünüz gibi demin dediğim gibi kapılar falan hep bakımsız. Şurada duvarlarda fazla bir şeyler yok. Şunlar şey yapıyor, hep şeyler çökmüş. Şu şeyleri falan çökmüş, şu gölgelikleri. Sis iyice bastırdı bu arada. Şansımız varsa bu videoda belki görebiliriz Leatherface'i. Burası da Leatherface'in çıkabileceği noktalardan birisi ama ana temamız bu şey yerlerden neyin olduğuydu, nelerin olduğuydu. Bu şunu bir çıkartabilir miyiz acaba dışarı? Merak ettim ben. Sis var da kendisi çıkmıyor. Ulan Rockstar neden kaldırdın ki şu şeyleri şeyden? Neyse GTA 5'te bol bol sır bulurdu, merak etmeyin. Oradaki sırlar daha şey, daha net. Yani buradaki kadar şey değil. Bir de şu taraftaki kabine gidelim. Orayı da bir inceleyelim. Neler var, neler yok. Ha, burası da daha farklı bir kabin, diğerlerinden daha farklı bir kabin. Ama yine terk edilmiş, gördüğünüz gibi içeri topraklar falan girmiş. Yine buralar çökmek üzere, şeyler falan kırılmış, yamulmuş. Diğerleriyle aynı halde. Şurada bir tane hovercraft var. Daha önce orada değildi. Şimdi neden ortaya çıktı bilmiyorum. Bir binerim bakalım. Bir hikmeti vardır deyip biniyorum. Evet, Vortex. Ghost Vortex. Aaa! 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 Ne olduğunu bilmeyenler için söyleyeyim. Ghost Vortex bir tane San Andreas sırrıydı. Ve şu anda ona biliyoruz. Geceden sonra ortaya çıkıyordu. Tam böyle hava sistemi falan ortaya çıktı. Daha önce buraya geldiğimiz orada yoktu galiba. Bilmiyorum. Sırdan videodan sonra bir bakayım ben buna ya. Eğer orada yoksa bir tane sırrı doğrulamış olur. Tabii herhalde diğer sıracılar da doğrulamıştır bunu ama şu an çok garip hissediyorum. Ghost Vortex'i doğruladık. Hayalet Kasaba diye geldik. Aslında Hayalet Kasaba, yani Hayalet Kasaba yani. O da sır değil, daha çok bir inceleme oldu ama hani Ghost Vortex'i de bulduk. O tüylerim ürperdi vallahi şimdi. Neyse, bir de şu tarafa doğru gidelim. Bakalım o tarafta ne var. Şu tarafta da bir kabin daha var. Şurada bir tane elektrikli testere var. Şimdi bu elektrikli testere tabii ki Leatherface şeyini daha çok kanıtlıyor. Ben bunu böyle elime alacağım. Evet, şu sesi çok hepimiz hatırlıyoruz arada şeyden. Sır videolarından falan. Neyse. İşte Ghost Vortex denilen bir şey vardı. Ghost Graffiti vardı bir tane. Hayalet Graffiti. Hatırlarsanız Graffiti sadece şeyden sonra ortaya çıkıyordu. Geceden sonra ortaya çıkıyordu. Gece 12'den sonra. Bu da öyle ortaya çıktı. Ben onu internette gördüğümde herhalde genel bir şey zannetmiştim. Yani genel safsata falan zannetmiştim. Evet, ikincisi de gelmiş. Kardeş kardeş. Tamam, bunu da yanına koyalım o zaman da şey yapsınlar. Çünkü bu çok şey yapıyor. Çok göbek atıyor. Siz burada kardeş kardeş geçinin. Arabama ne oldu bu arada? Allah'ım ya, arabam yukarıda. Arabam yukarıda. Yukarıda olduğunu hatırlıyorum. İnşallah oradadır hala. Bu arada o ay şeyini de göstereyim size. Hemen fırsat, bu fırsat. Çok küçük bir sır. Varlığı kanıtlanmış bir sır. Zaten çoktan kanıtlanmış bir sır. Şu ayağı ateş ediyorsunuz. Gördüğünüz gibi ayın şeyi bu. Büyüklüğü bu. Ateş ettiğiniz zaman ayın boyutu değişiyor. Ay şimdi hayvan gibi oldu. Bir daha ateş ettiğinizde değişiyor mu? Daha da büyüdü. Başka? Eski haline geri döndü. Yok, daha da küçüldü bu sefer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 atışlık canı var ayın. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En fazla bu kadar oluyor. Hayvan gibi oluyor işte, en fazla bu kadar. Acayip bir şeyler oluyor aya. Ayı da böyle bir gaza getirebilirsiniz ayı isterseniz. Bu da küçük bir sır dahaydı. Küçük bir tane daha sır vardı, böyle bir sır. Hemen şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi şeye doğru gidiyoruz. Hemen genelde pasaya açalım. Şimdi şuraya doğru gideceğiz. Yok, Ghost Vortex başka bir sır dahaydı yani.
Yubugos Vortex var. Vortex, Hayalet Vortex var. Bir de burada bir tane Hayalet Vortex var. Şu sahilde. İsterseniz size hemen göstereyim. Onun olay da nedir? Hayalet kasaba diye geldik. Nelere dalıyoruz? Uzun olsun video. Sorun yok. Benim için sorun yok da. Bu Ghost Vortex olay da şu şey sizi kovalıyor. Vortex sizi kovalıyor güya. Ama işte şey öyle değil. Asıl hikaye öyle değil. Sahilde doğduğu için şey yapmıyor. Sizi kovalamıyor. Yukarıdan aşağı doğru kayıyor. Ha, başka bir sahildeydi galiba. Kaç tane sahil var be? Diğer tarafta mı? Bu tarafta değil. Ne tarafta doğruydu o? Ha. Neyse, sonra ben de unuttum şu an ne tarafa doğruydu ama. Şu tarafta olabilir belki. Ama yani onun dolayı şey, sahilde doğuyor Vortex. Yokuş aşağı olduğu için yine sizi kovalıyor. Yani onun dolayı oydu ama buradaki Ghost Vortex'i ben ilk defa görüyorum. Şunu ilk defa şey yaptım, tecrübe etmiş oldum. Şimdi şuraya doğru gidelim. Orada bir tane daha hayalet kasaba var. Ne olduğunu öğrenelim. Orada bazen Epsilon tarikatının buluşmaları olduğu söyleniyor. Girip bakalım neymiş ne değilmiş. Bakalım başka ilginç küçük sır var mı onların etraflarında. Yavaş yavaş bu videoda hayalet kasabalarla birlikte tüm sırları şey yapacağım. Gözden geçireceğim. Tüm küçük sırlar, çünkü büyük sırların zaten hepsini gözden geçirmiş olduk. Fazla bir şey kalmasın. Burada bir yere durmam gerekiyor mu? Yok. Daha var. Araba şu an sonumuzdan ulaştı. Evet, geldik. Sakin, 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 sakin. Aşağı atlamam gerekiyordu. O araba gider çünkü. Ve buraya geldik. Burası da başka bir hayalet kasaba. Nereye geldiğimizi size söyleyeyim. Aldea Malvada şeyin adı. Kasabanın adı. Şimdi burası, burada ne olduğunu size söyleyeyim. Haritanın kuzey batısında, şurada silah satan Amination'ın olduğu köyün güneydoğusunda. Bu köy sanki bir tane Kızılderili köylerini hatırlatıyor. Eski Vahşi Batı'daki köyleri hatırlatıyor. Aslında Kızılderili köy değil de hani Aztek köylerini falan hatırlatıyor. Şuradan falan hep şeyler var. Dışarı çıkan ahşap şeyler var. Duvarlar falan hep kırılmış bir halde. Şurada garip bir ışık var. Nereden geldiği belirsiz şu an için. Kırmızı garip bir ışık var. Parlıyor. Hatırlarsanız Epsilon'da da mavi bir ışık vardı. Epsilon'un özellikle maviye, daha sonra da kırmızıya bir takıntısı vardı. Buradan da böyle bir şey olabilir. Gaza gelmiş ayımız hala orada duruyor. İşte köy hakkında böyle ilginç bir özellik var. Bir diğer şey, Tempeni ve Pulaski bizi buraya bir tane görev için yolluyordu. Ayrıca şu... Evet. Şu evde havada duruyor. Onu da belirtmiş olalım. Ayrıca Tempeni ve Pulaski buraya bir tane bizi buraya bir tane dosyayı almak için gönderiyordu. O dosyayı aldıktan sonra işte onlar geri falan üretiyorduk. Öyle bir ayrıntı vardı burası hakkında. Buranın başka o kadar ilginç bir özelliği yok. Başka bir görevde de gelmedik zaten. Yani burası da böyle bir köy. Bakalım, belki gene bilmediğimiz bir şeyler vardır şey hakkında. Bir şeyler bilen varsa gene uçaklar falan geçiyor kafamızdan. Şuraya çıkalım. Şuradan şuraya geçebilir miyim? Geçemedim. Şunun tepesine çıktığımız zaman işte yani böyle acayip bir yer burası da. Şimdi bir sonraki gideceğimiz yer ise en önemli şey, köylerden birisi, hayalet kasabalardan birisi, El Castillo del Diablo, diğer ismiyle Şeytanın Kalesi. Hemen yok, şey yapalım, bu sefer normal gideyim. Ne taraftan gideceğim? Bu taraftan gideceğim. Şimdi ilerle o zaman. Şimdi orası ile ilgili bir tane de mit vardı. Atlılarla ilgili Rockstar'ın kendi sitesinde yayınlanmış bir mit vardı. Adamlar kendi sitelerinde o yer hakkında böyle bir efsane yayınlamışlar. Orada işte haydutlar falan varmış. Haydutlar oraya basmış. Tam olarak hatırlamıyorum. Mit ama hatırladığım kadarıyla da söyleyeyim. Sonra bir grup süvari bölüğü, artık neyse bir süvari bölüğü veya ne varsa orada. Burayı temizlemek için, oraya yardım etmek için gidiyormuş. Önlerindeki çukuru görmemişler mi, yoksa bir tuzağı mı düşürmüşler ne?
Oradaki şeylerin, süvarilerin hepsi ölmüş ve hala at sesleri geliyormuş oradan. Böyle bir efsane veriyor Rockstar o ilk at videoları Diablo için. Ne kadar doğru, yani ne bileyim, doğruluğu kanıtlandı mı bilmiyorum bu mitin. Yani fazla üzerine durulmadı veya durulduysa bile fazla ilginç bir bilgi bulunamadı. Ama bu kasabanın ise şöyle bir özelliği var. Daha önce de belirttim ben bunu. Tabii burada gene bir tane görev oldu. Şurayı bize kazdırdılar, çukur kazdırdılar. Kendi kendimizi gömdürmek için. Tabii işe yaramadı. Şuraya dikkat ederseniz... Ters taraftan mı? Evet, ters taraftan şey yapıyorum şu anda. Şurada Carl yazıyor. Şurada yazıyor mu? Şurada mı yazıyor gene baştan? Evet, şurada yine Carl yazıyor ki adamımızın adı Carl Johnson ve şurada bir tane çiçek var. Burayı yeterince rahatsız ettiğiniz zaman hayale çıkacağı söyleniyor. Aynı zamanda buradan bir tane seri katil de çıkabileceği söyleniyor. Yani buradan iki tane efsane var. Hatta üçüncü bir sır daha var. Burada yaşlı bir tane teyze çıkacağı da söyleniyor. Yine elinde elektrikli testereyle. Çok acayip bir şey. Acayip bir sır. Ben de şaşırmıştım. Şöyle bir takalım bakalım. Belki çevremizdedirler. Var mı çevrede gören? Yani bundan sonra artık GTA 4 sırlarına doğru yavaş yavaş yönelirim diye düşünüyorum. Bu sırları da bitirdikten sonra. Ya, o kadar fazla bir şey göremiyor. Şu acayip acayip uçan kuşlar dışında. Ha, burada bir tane sır daha var. Buradayken bu bayağı zengin bir yer sırlar bakımından. Bir tane sır modunda burada bir tane şey çıkıyordu. Sürüngen. Sürüngen değil şey. Ninja şey. Ninja kaplumbağa diyecektim hazır. Ninja kertenkele. Çok acayip bir şeydi. Onu daha sonra şey taşıdılar. Kolejini oraya taşıdılar. Neden ilk başta oraya çıktı bilmiyorum. Ve bunun hemen yanında da şöyle gördüğünüz gibi ceset torbaları var. Bir tane Bobcat var. Bob muhtemelen cesetler bunların içine taşınmış. Ve sonra gelinmiş buraya atılmış bu cesetler. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane şey var. Ceset var. Tabi bunun anlamını bilmiyoruz. Ne anlamı geliyor 6 tane ceset? Veya nasıl bir ilişki kurabiliriz? Hiçbir fikrimiz yok. Size son bir yer daha göstermek istiyorum ben. Son bir yer daha. Küçük bir şey. Yine küçük bir şey. Belki fazla kanıtlamamış bir şey ama öğrenmenizi isterim. Yani bilmenizi isterim. En azından bir fikir sahibi olun. Yine doğruluğu kanıtlamamış bir şey. Birkaç oyuncu internete birlikte koydular. Hani öyle olunca insanlar doğru diye, doğrudur herhalde diye düşündü ama ben hiç fark edemedim. Ya ben hiç fark edemedim derken yani hiç rast gelmedi bana. Bana olmadı. Yani araştırdım. Baktım, gittim, baktım, denedim. Hiç şey yapmadı, hiç olmadı bana. Buradayken... Evet, şuraya çarpıyorsunuz. Burada, buraya gelip buraya çarpıyorsunuz. Yok, yok, çarpmıyorsunuz. Şaka yaptım. Oraya ben yanlışlıkla çarpmıyorum. Neyse. Buraya böyle geliyorsunuz. Burası yine bir tane ayrıntı, bir tane görevde geçiyor bu. Şurada bir tane işte helikopteri var. Şurada bir tane... Artık buna ne diyorlarsa onlar var. Burada yine Torre'nin bir tane paketi buraya bırakmamızı istiyor. Şuradan okyanus sesleri geliyor. Gerçekten çok rahatlatıcı. Onun dışında burada bazen telefon geldiği söyleniyor ve telefonda böyle bir hırıltı duyulduğu söyleniyor. Ve bunun bir tane modunu yapmışlardı veya artık videosunu koymuşlardı internete. Ben bayağı ürkmüştüm ondan ve bunu birçok defa buraya gelip denemiştim. Başka şeyleri de izlemeye çalışmıştım. Yani bu kadar. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız ben butona tıklamayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bye bye.